10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 144 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 144, Sözel, 7, Felsefe, Toplum, Tarih, Bilim gibi insanların tümünü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda yapılabilir. Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya çıkar ancak ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılması gereklidir. Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A. Öznel olma. B. Birikimsel olma. C. Evrensel olma. D. Akla ve mantığa dayanma. E. Temellendirmeye dayalı olma. Cevap B. 8. felsefenin amacı yalnızca evreni, doğayı tanımaya yönelik teorik bir bilgi elde etmek değil, aynı zamanda doğru davranışlarda bulunarak ahlaklı yaşamın yollarını öğrenmektir. Filozoflar da bilgi peşinde koşan ve savundukları düşüncelere uygun yaşayan insanlardır. Parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır? A. Felsefe varlık, bilgi ve değer hakkında belirli bir görüş elde etmeye çalışan bir çabadır. B. Felsefe akılcı incelemeye ve yaratıcı düşünceye dayanır. C. Felsefe yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünü sağlar. D. Felsefe, insana bir yaşam biçimi önerir. E. Felsefe, bilginin arayışında olmaktır. Cevap D. 9. felsefe, düşüncenin derinleşmesine, yani insan düşüncesinin sürekli olarak kendisine eğilip, kendisini bilinçli duruma getirmeye yönelmesine olanak sağlar. Geçmişten günümüze düşünceleri yansıtan kavramları tanıma olanağı verir. Buna göre, yaşamın amacını sorgulayan bir kişiye felsefenin nasıl yardımcı olabileceğini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ifade eder? A. Bilimsel bilgilere ulaşmasını sağlayarak. B. Hayata olduğu gibi yaşama olanağı sunarak. C. Hayata pozitif bakmasına sebep olarak. D. Okuma ve çalışma becerisinin geliştirilmesi için ortam hazırlayarak. E. Yaşamla ilgili çeşitli görüşleri öğrenme ve sorgulama olanağı sağlayarak. Cevap E. 10. felsefe, insanı insan yapan araştırma ruhunun, anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme etkinliğinin, sorular sorma ve onlara cevap arama becerisinin, erdemli olma ve mutlu yaşama isteğinin bir ifadesidir. Parçadan yola çıkılarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Felsefe toplumsal yaşam kuralları koyar. B. Felsefe başarılı olmanın yollarını gösterir. C. Felsefe bilimsel bilgilere ulaşmayı sağlar. D. Felsefe yaşama sanatını öğretir. E. Felsefenin duygusal işlevi vardır. Cevap D. 11. Aristoteles'in ünlü yapıtı Metafizik, "Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister" cümlesiyle başlar. İnsan evreni, kendisini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişini ve bütünüyle kendisini tanımak ve bilmek ister. Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Felsefe kapsamlı bilgiye ulaşmaya çalışır. B. Felsefe varlığı anlama ve açıklama çabasıdır. C. Felsefe insanın kendi yaşamını sorgulamasının bir ürünüdür. D. Felsefenin doğuşunda büyük filozofların etkisi olmuştur. E. Felsefe yaşamın farklı yönlerinin merak edilip sorgulanmasıyla başlamıştır. Cevap D. 12. Birçoğumuz yaşamın amacı nedir? Bir bilgiyi doğru ya da yanlış kılan şey nedir? İnsan, eylemlerinde özgür müdür gibi felsefi soruları hayatımızın akışı içinde sorarız. Bu soruların cevabı ne ancak felsefi bir düşünüşle bulabiliriz. Buna göre felsefi soruların kişiye ne kazandıracağını en doğru ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Mutlu yaşam ilkeleri. B. Yaşamla ilgili problemleri çözebilme. C. Yaşamla ilgili öngörüde bulunma yetisi. D. Doğa olaylarını kontrol altına alma gücü. E. Dünyayı ve insan yaşamını yorumlama gücü. Cevap E. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 144 cevabı.
ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.